Şimdi biz kendimizi düşünelim. Yani bize böyle bir şey yapıldığı zaman, yani böyle canımızı yakan bir durum, işte o abası çekilen, cübbesi çekilen biz olduğumuz zaman, düşünün ki omuzumuzda onun izi kalmış, o kadar canımız yanmış, birden döndüğümüz zaman artık elimizin tersiyle mi, yumruğumuzla mı nasıl çakarız adamı, oturturuz yere. Canımız yanmış. O can havli ne yapacağımız belli olmaz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem en öfkeli, en canı yandığı zamanlarda bile adaletle, şefkatle, merhametle davranıyor. Ve örneklerini de en güzel bir şekilde sergilemiş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, Efendimiz'i örnek alan kullarından eylesin. Tabii eşimizle münasebetlerimizde Efendimiz'i örnek alacağız. Ve tabii çocuklarımızla olan münasebetlerimizde, gençlerimizle olan münasebetlerimizde, akrabalarımız ile olan münasebetlerimizde, komşularımızla olan münasebetlerimizde, iş arkadaşlarımızla olan münasebetlerimizde ya da mahalledeki arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla olan münasebetlerimizde ya da trafikte. Yani bu tür bize acı veren, sıkıntı veren durumlarda sabrederek, adaletli bir şekilde davranarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek aldığımız an birçok zarardan kurtulmuş oluruz. Kolay değil. Yani herkes bunu yapamaz ama her kişi bunu yapar, kazanan da o olur. Yani trafikte birisi pat diye geçti. Halbuki öncelik hakkı onun değil idi, sizin idi. O pat diye geçti. Siz öfkelendiniz. Şimdi orada bağırıp çağırıp kornaya basıp iyicene üzerine gidip böyle bir şey, haklısınız öfkelenmekte. Ancak bunu biraz daha ileri götürdüğümüz zaman ne olur? Kavga olur, gürültü olur. Efendim sopalardı, levyelerdi, demirlerdi, küfürlerdi. Arabaları sağa çekip birbirinin üzerine efendim sürmelerdi. Dikiz aynalarını kırmalar, arabanın üzerine çıkmalar, zıplamalar ve cinayetlere varıncaya kadar korkunç böyle bunun sonuçları olur. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek davranışlarında şefkatle, merhametle kaba davrananlara, efendim cahilce davranan insanlara merhametle, adaletle davranması bize en güzel örnektir. Hem dünya saadetimiz hem de ebedi ahiret saadetimiz için. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en güzel bir şekilde örnek alan kullarından eylesin.